Merhaba arkadaşlar, Falcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşk rutini yapacağız arkadaşlar. Şimdi benim bu detaylı bakımlarda kullandığım bir ritüeldir arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hem de bilgi sahibi olun bunun hakkında. İnşallah güzel geri dönüşlerinizi bekliyorum bunun hakkında. Bu ex partneriniz olabilir, platonik olduğunuz insan olabilir arkadaşlar. Zaten değineceğim bu konulara. Ona göre kendinize uyarlayabilirsiniz bu bakımı diyerekten anlatıma geçeceğim inşallah. Sizler de bir fikir sahibi olun arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bu ritüeli yapmadan aşağıda açıklama kısmında arkadaşlar size zaten sureyi vereceğim. Bu sureyi okumanız gerekiyor. Tam olarak baştan sona kadar okumanız gerekiyor. Onun dışında öncelikle yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Boy abdesti almanızı kesinlikle öneriyorum. Boy abdesti aldıktan sonra arkadaşlar normal abdesti almanız kesinlikle öneriyorum. Onun dışında şöyle burada gördüğünüz gibi bir tabağım, bir kağıdım ve bir kalemim var. Bunlarla yapacağım arkadaşlar ritüeli. Şimdi şöyle anlatıma geçeyim ben. Arkadaşlar bu çok etkili olmasını istiyorsanız, özellikle karşı tarafın size bir geri dönüş yapmasını istiyorsanız, ki kesinlikle yapar zaten. Ben bunu detaylı bakımlarda kullandığım için çok etkili oluyor arkadaşlar. Bunları da size yansıtmak istedim. İlk önce böyle bedeninizde bir titreşim yaşayabilirsiniz. Titreşimden sonra bakın bu ritüeli yaptıktan sonra arkadaşlar rüyanızda bir takım şeyler görebilirsiniz. Sevdiğinizin bilinçaltınıza yerleştiğinin bir belirtisidir aslında. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani korkulacak bir şey yok. Çünkü Kur'an'daki surelerle yapılan bir ritüeldir. Kesinlikle size hiçbir zararı olmaz arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Üç harflerle hiçbir alakası yoktur bu ritüelin. Bunu da buradan belirtmiş olalım inşallah. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ben ne yapıyorum? Bakın açıklama kısmında bir sure vereceğim. O sureyi okuyun arkadaşlar ve bu ritüelin tam olarak gece 12 ya da 3 civarı yapılmasını önemli rica ediyorum buradan. Onun dışında aklınızdaki insanı böyle anılarınızla arkadaşlar aklınıza getirerek bu ritüeli yapmanız lazım. Kendinize o şekilde uyarlamanız lazım. Anılarınızı aklınıza getirerek o insanın ismi yazacağız şimdi burada. Mesela şöyle yapalım. Bir saniye. Ben ne yazıyorum? Burada örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar bu arada. Ali yazıyorum. Bir saniye. Ali yazdım. Tamam mı? Tekrardan Ali yazıyorum buraya. Ali yazıyorum tekrardan. Ali yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o insanın ismini şöyle alt alta üçlü bir şekilde yazıyorum. Yani durum. Şöyle göstereyim ben. Alt alta üçlü bir şekilde yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam ediyorum yazmaya. Ali yazıyorum yine. Ali yazıyorum. Ali yazıyorum. Siz düz bir kağıtta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek olması amacıyla bunu yapıyorum. Ali yazıyorum. Ali yazıyorum. Ali yazıyorum. Ali. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Alt alta üçlü bir şekilde yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt alta üçlü bir şekilde yazdım. Bu şekilde yaptım. Onun dışında kağıdı böyle bakın şu şekilde çevirdim. Şu şekilde çevirdim arkadaşlar. Buraya da kendi isminizi yazıyorsunuz. Ayşe mesela. Ayşe. 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 Böyle de yazıyorum Ayşe aynı şekilde. Ayşe. Ayşe.
Ayşe. Bunu kesinlikle deneyin. Ben bakımlarımda kullandığım ritüeldir. Özellikle su falını da kullanıyorum arkadaşlar bunu. Güzel bir ritüelde dediğim gibi deneyin. İnşallah güzel geri dönüşler alacaksınız. Bakın şu şekilde yazdım. Şu şekilde yazdım. Yani şu şekilde bakın şuraya karşı tarafın ismini şöyle alt alta sıralıyorsunuz. Kağıdı ters çeviriyorsunuz. Buraya da kendi isminizi şu şekilde sıralıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında kağıdımı katlıyorum. Kağıdımı katladıktan sonra bu kişinin annesinin ismini, annesinin ismini yazıyoruz. Şuraya, buraya da kendi annenizin ismini yazıyoruz. Ondan sonra şöyle göstereyim. Mesela Ali'nin şey Ayşe'nin annesinin adı Pelin olsun arkadaşlar. Ali'nin annesinin adı da Merve olsun arkadaşlar. Merve olsun. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi buraya da evet, şöyle göstereyim. Ayşe'nin annesinin ismini yazdık şuraya Pelin olarak. Buraya da Merve olarak Ali'nin annesinin ismini yazdık arkadaşlar. Şöyle bir tabak alıyoruz. Bu demir de olabilir arkadaşlar. Tas tabak da olabilir. Size kalmış bir şey. Burası çok önemli. Burayı çok iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın, ben bu kağıdı aldım, elimde tuttum arkadaşlar. Sağ elimle özellikle tutmak istiyorum. Sağ elimle tuttuğumda YouTube'da size verdiğim açıklama bu videonun açıklama kısmında verdiğim sureyi okuyorum. Kağıda üflüyorum arkadaşlar. Kağıda üfledikten sonra aklınızdaki insanı tabii ki bu sureyi okurken aklınızdaki insanı da düşünmeniz şart. Aklınızdaki insanın anılarını düşünün, anılarınızı düşünün arkadaşlar. Düşünmeniz şarttır. Bunları da belirtmek istiyorum. Düşündükten sonra arkadaşlar, düşündükten sonra da ben bu kağıdı yakacağım. Yakmadan önce tabii ki önlemlerinizi alın arkadaşlar. Kesinlikle bir yerleri yakmayın. Bunları da sizden rica ediyorum inşallah. Dediğim gibi gece 12 veya 3 sularında yapıyorsunuz. Bir odaya geçiyorsunuz. Odada tek başınıza oluyorsunuz. Abdestli, boy abdesti olmanız gerekiyor özellikle. Bunları da belirtmek istiyorum. Aşağıda belirttiğim, açıklama kısmında belirttiğim sureyi de inşallah okuyun. Karşınızdaki insandan bir geri dönüş alma ihtimaliniz çok yüksek. Hatta ben şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyecek işte senin yaptığın bu ritüel nasıl bir ritüel? Arkadaşlar istihareyi hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bilmeyen yoktur. Bilmiyorum ama bilmeyenler için de istihare bir şeye niyet etmektir arkadaşlar. Onun adına şükür namazı kılmaktır. Şükür namazı kıldığınız şeyden bir rüya amacıyla bir rüya şükür ettiğiniz şeyden uyuduğunuzda arkadaşlar en fazla 7 gün içinde bir rüya görüyorsunuz. Ve bu rüyada sizin niyetinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görüyorsunuz arkadaşlar. İstihare de budur. Bu ritüeli yaptıktan sonra istihareye de yatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da öneriyorum. İstihareyi nasıl yapacağınız hakkında bir fikriniz yoksa internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece şu ritüeli gösterip ondan sonra size istihareyi önermek istiyorum inşallah. Evet, suremizi okuduk. Her şey tamam. Bu insanın ismini yazdık. Annesinin ismini yazdık. Kendi annenizin ismini yazdık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kendimizi yakmayacak bir şekilde arkadaşlar bakın. Kendinizi kesinlikle yakmayın. Şöyle kağıdımızı tutuşturuyoruz. Sureyi okuduktan sonra üflüyoruz bu arada arkadaşlar. Kağıdımızı tutuşturduk. Gördüğünüz gibi tabağımızın içine attık. Kağıdın yanmasını bekledikten sonra kağıt yandıktan sonra arkadaşlar kağıt yandıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkan dumanları biraz gözünüzü yakacak.
Yaktıktan sonra zaten bu ritüelin özellikle gerçekleşmesini nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi bu durumda sizin üzerinizde özellikle bir titreme olacak arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. Yani titreme olacak. Özellikle sıkıntı içerisine girebilirsiniz ama bu sureyi okuduktan sonra tabii ki aşağıdaki sureyi açıklama kısmında verdiğim sureyi okuyun inşallah. Kendinizde özellikle karşı tarafa bir enerji göndermiş oluyorsunuz buradan. Yani bunu ben Kur'an'da geçen surelerden yapmaktayım arkadaşlar. Sizlere de önermek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten çok etkili bir ritüeldir. Yani karşı tarafa burada tam olarak çağrıştırıyorsunuz kendinizi ve karşı tarafın bilinçaltına girmiş oluyorsunuz. İnşallah diyelim. Arkadaşlar inşallah şifa olur. Kesinlikle bunu yapan arkadaşlarımdan bir geri dönüş bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah şifası olur diyerekten videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Detaylı açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa WhatsApp'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bizimle iletişim sağlayabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.